Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoda da yine birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta yine endeksle ilgili sıkıntılı bir hafta oldu. Özellikle çarşamba ve cuma günleri. Hatta haftanın genelinde de aynı şekilde. Geçtiğimiz hafta kapanışımız 8.325 olmuştu. Cuma günü ufak böyle ve satışla karşılanmıştı ama özellikle pazartesi günü, çarşamba ve cuma günleri oldukça satıcılı bir gün geçti. Ee, geçtiğimiz hafta kapanışımız dediğim gibi 8325'ti bu haftaki kapanışımız 7960 oldu haftalık e, bakacak olursak da son dönemdeki en sert e, haftalık e, satışla karşılaştık e, yalnız hala e, dediğim gibi trend korunuyor trend tarafında herhangi bir olumsuzluk yok e, şuradan şu şekilde baktığımız bir trend var ana trend dediğimiz şey şunu şöyle hemen hafta günlükte yapalım. Burada herhangi bir olumsuz durum yok. Yine hafta içi paylaştığım bir grafik vardı hatırlarsınız. Şöyle hemen onu da tekrardan çizelim. Şu şekilde bir grafik çizmiştik. Bu da gayet e, net bir şekilde çalıştı. E, özellikle perşembe günkü endeksin döndüğü nokta önemliydi burayı izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. burası önemli bir bölge açıkçası. 7000 tabi 7800 lerdeydi burası? Biraz daha yükseldi 7840'lara geldi. Ama her ki arada 7800 bölgesi önemli bir bölge. Şimdi hemen şunları silelim. ortalamalar tarafına bir bakalım. Ortalamalar tarafında da Cuma günkü kapanışla birlikte e, gördüğünüz gibi çok az da olsa 5 e, günlük ortalama 10 günlük ortalamayı aşağı kesti arkadaşlar. Zaten 10 günlük ortalamanın altında kapanış yapıyorduk kaç günden beri. E, perşembe biraz toparlar gibi oldu ama dün yine e, özellikle Cuma günü yine satıcılı bir günle birlikte bu kesişim sağlanmış oldu. E, dediğim gibi ortalama tarafında haftalık ortalamalara bakacak olursak da yine 5 günlük bir şey 5 haftalık ortalamaya gelmiş bulunmaktayız. Burası da önemli bir destek. Gördüğünüz gibi daha önce buradan da destek alıp yukarı doğru gitmişti. Eğer burası kırılırsa da dediğim gibi 7800'ler, 7820, 7830 bölgesi kırılırsa da satışlar birazcık daha hızlanacaktır ve 7400 bölgesine yeniden gelmek isteyecektir arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar günlük tarafa geçecek olursak da Şimdi bizim için önemli bir bölge vardı hatırlıyorsunuz. Şuradaki bölgemiz vardı. Bu bölge e, yukarı yani burada bir testere piyasası olmuştu. Şurada. Şurada bir testere piyasası olmuştu. Yaklaşık işte Ağustos ayı boyunca hemen hemen bir testere piyasası olmuştu. Buradan kurtulduk ve yeniden yukarı doğru bir hareket oldu. Burada da şu anda e, şöyle bir... Bölgeye geç, geçmiş olabiliriz açıkçası. Dediğim gibi şey 7800'ler bu e, açılan önemli bir bölge. E, 7800'lerin altında yeniden 7400'lere gel, gelebiliriz diye düşünüyorum. Burada büyük bir oba da yapabilir. Burası kırılırsa 7400'lerde yeniden bir oba da yapabilir. Bu da piyasanın dönüp dönmeyeceği ile alakalı yine şu an için ama e, çok e, farklı bir senaryo bu yani. Şimdi saatlik tarafa bakacak olursak da hemen şöyle yapalım. Saatlik grafiğimizde de durum çok farklı değil arkadaşlar. Şöyle bir destek bölgesi içindeyiz. Aynı grafik biraz önce baktığımız günlük grafiğin aynısı da burada şu anda. Burada da yine şu bölge önemli bakın. Hemen şöyle bir yatay atalım. Şu bölge önemli açıkçası. Bakın ee, buraya bir sarkma oldu. Şuradaki desteğe kadar bir sarkma oldu ama bundan sonra olmaması gerekiyor. Zaten dediğim gibi e, aşağıdan gelen destek de bu bölgede olduğu için bakın birleşiyor. Önümüzdeki hafta özellikle pazartesi testi itibaren 7800 47850 bölgesi önemli bir destek konumuna geçmiş durumda. Peki e, hemen bunu tekrar günlüğe çevirelim. Peki e, buradaki e, döviz sepeti bazında bakıyorduk her zaman. Buradaki durum nedir ona bir bakalım. Burada biliyorsunuz 300 bölgesi önemli bölge demiştik. 300 bölgesi. Buraları birazcık böyle zorladık yani. 300'leri geldik. 300'lerden birazcık satış geldi arkadaşlar. Bundan sonra kalmamız gereken bölge şurası arkadaşlar. Şu bölge. Yani... 280 bölgesi. Perşembe günü 280 ne kadar gelmiş durumdayız. Düşük 280 görmüş. Buralara kadar gelmiş durumdayız. Buralar tutarsa yani bu bölgede yine tutunursak yeniden 300'ü zorlayacağız diye düşünüyorum ama buranın altına gelirsek de satıcıların biraz daha artacağını ve 300 bölgesinin önemli bir bölge olduğunu yeniden ispatlayacaktır diye düşünüyorum. Endeks tarafında endeks tarafından hemen eee BIST sanayi endeksine bakalım arkadaşlar. O tarafa bir bakalım. Sanayi endeksindeki durumu hemen şöyle yapalım. Burası da benzer bir durumda. Burada da çok farklı bir durum yok. Burada da şu şekilde çalışan bir trendimiz var arkadaşlar. Bu trend oldukça özellikle yine perşembe günü çalıştı. Bunu hemen şöyle bir paralel atacak olursak da bakın. Şöyle bir grafik çıkıyor karşımıza. Şöyle biraz daha oturtalım. Ee, bu şekilde bir grafiğimiz çıkıyor karşımıza. Hemen hemen paralel kanal şeklinde oluşan bir e, kanal e, destek ve dirençlerimiz. Burada da hemen saatlik bazda bakacak olursak da saatlik tarafta da şu bölge önemli. Yine buraya da bakın biraz böyle biz düze benzer bir grafik. Şu bölgede biraz mı olmuş ama buradan destek bulmuş durumdayız. Ee, diğer taraftan da e, yine biz üst tarafına geçecek olursak. Yine aklıma geldi şu anda. Burada geçen hafta yine bir tweet atmıştım. Buradaki tweette de şu 8100 bölgesinin önemli bir bölge olduğunu söylemiştim. Buradan da tekrar 8100'ün altına üstünde kalamadık ve satıcılar tekrardan aslında ağır bastı. Biraz da böyle şöyle bir hani omuz baş omuz formasyonu pullback yapmış gibi gözüküyor ama şuradaki hedefimiz tuttuğu içinde de aslında artık şu an için bir teyit edilecek bir oba formasyonu kalmadı yani. Ama her halükarda nereden bakarsanız bakın burası önemli bir direnç. Şu anda da bu biraz daha yükseldiği için işte 8140 8130lara gelmiş durumda. Önümüzdeki dönemde oraları geçmemiz gerekecek ilk planda. Oralar önemli direnç noktaları. Yeniden sanayi endeksine gelecek olursak da burada da çok farklı değil zaten. Bakalım şöyle bir çizgimiz var. Burası önemli bir direnç noktası. Buranın üzerine eğer atamazsak satıcılar yani şu bölgede biraz testlere de yapabiliriz açıkçası. Ee, sanayi Endeksinde Endeks tarafında biz üst tarafıyla benzer bir grafik şeklinde çalışıyor. Buradan bankacılık grafiğini atlayalım hemen. Bankacılık grafiği de yine aynı şekilde burada da şuradaki çok önemli bir bölge var. Bakın. Burada da bir hani omuz baş omuz formasyonda diyebiliriz şöyle bir Omuz baş omuz formasyonunda diyebiliriz açıkçası buna. böyle bir formasyon oluşumu var. Eğer bu çizgi kırılırsa o zaman teyit etmiş olur ve o zaman satıcılar biraz daha hızlanır. Onun dışında yine ee, aşağıdan gelen bir trend çizgimiz vardı arkadaşlar. Orada neredeyiz ona bakalım. Burada da aynı şekilde bakın şöyle bir trend içindeyiz arkadaşlar. Burada da. Hem bu bölge yani şuradaki 7.375 7.350 bölgesi önemli bir destek konumunda hem buradan gelen trend desteği hem buradaki yatay destek olarak buranın kırılması demek bence endeksinde 7.800'lerin altına gelmesi demek diye düşünüyorum ben. Bankacılık endeksindeki güçlü görüntünün devam etmesi gerekiyor. Buradaki sıkıntı şu an için herhangi bir yani trend tarafında herhangi bir bozulma yok. Ee, buradan hemen endeks kontratlarına geçelim. Endeks e, Ekim vade kontratına bakalım arkadaşlar. Ekim vade kontratında arkadaşlar şöyle hemen önce şuna bir açalım. X30A poz uzun zamandan beri bakmıyoruz. Niye bakmıyoruz onu da anlatayım. Yani gördüğünüz gibi 600 bin, 700 bin işte hadi oralarda geçtik. Bunun yıllardan beri ortalaması 300-400 binlerde çok uzun zamandan beri. Yani öyle bir geldik ki işte 170, 180, 190 bin. Şu anda en yüksek seviyedeyiz. 201 bin seviyesindeyiz. 201 bin açık pozisyon sayısı var. Yani artık gösterge niteliği olmaktan çıkıyor. Biraz daha, daha yatırımcılar endeks kontratlarından çıkıp pay vadeli tarafa çok ağırlık vermeye başladılar. O taraftaki hacim çok ciddi şekilde arttı. Yoksa Viyop tarafından hani azalan bir e, müşteri sayısı yok, e, orada bir hacimde azalma yok, o şekilde devam ediyor. Ama e, endeks tarafından, biraz da hisse taraflarına, işte arbitraj taraflarına kaymaya başladılar. E, o yüzden e, ama yine de ne olursa olsun e, bana göre çok büyük bir gösterge. Burada e, çok farklı değil. Bakın arkadaşlar, şöyle bir grafiğimiz var. Çok güzel çalışmış bir e, çizgi bu. İşte şu bölgeyi kırdıktan sonra buranın işte 1, 2, 3, 4 defa destek olarak çalışması. Önümüzdeki hafta bakın bunu hemen bir paralel atalım. Paralele baktığımız zaman da burası da buraya oturuyor. Şöyle bir kanal içinde muhteşem bir grafik bana göre. Şöyle gözümüze çok güzel gözüken bir grafik. Peki ee, ne zaman bu gözümüze kötü gözükmeye başlar ya da şortçular için güzel gözükmeye başlar? Şuranın kırılması yani 8540. 44 bölgesinin buranın kırılması demek. Bu çizginin kırılması demek. E, endeks tarafında e, hemen şuraya bir panel, paralel atalım arkadaşlar. Şuradaki bakın 8120'lere kadar e, satışların artması demek. Buralara kadar gelecektir. Böyle e, ufak ufak da olsa belki bir günde, iki günde gelir artık şuradaki e, hareketlere bakacak olursak böyle gelme ihtimali yüksek. Bakın bir günde alt, bir günde üst yapmış bunlar olabilir. Çok e, aşırı derecede büyük bir marj değil artık yani. Yine aynı şekilde şuradan başlayan trend desteğine bakalım bir. Bu da hemen hemen zaten bakın bu 8100'lere falan geliyor. Burada da e, yani 8540 e, altında kalıcı olursa buraların kırılması demek 8100'lere kadar piyasanın short tarafa geçmesi demek arkadaşlar. Bu da ciddi bir e, ne olursa olsun 7800'ün kırılması demek şu an için görüntü pek olumlu değil ama şimdiye kadar 1, 2, 3, 4 defa çalışan desteğin yine 5. defa çalışma ihtimali var mı? Var. Ama tabii bu sayı arttıkça da kırılma ihtimali daha da artacaktır. Genelde böyle olur zaten. Endeks kontratındaki son durumda bu gayet net ve güzel bir çalışmış bir grafik açıkçası. Buradan da dediğim gibi çok fazla konuşacak bir grafik değil. Dediğim gibi her şey çok net bir şekilde gözümüzün önünde. E, tabii şu şekilde bir yatay bölge de olabilir 8.400 dere kadar işte ara destek noktası da buralarda olabilir açıkçası buralarda önemli işte 8.540'lar kırıldıktan sonra ya da şu bölge kırıldıktan sonra 8.422'den belki bir daha önceki dip noktalar olduğu için buradan bir tepki hareketi olabilir açıkçası bu da ara bir destek noktası gibi gözüküyor peki. Arkadaşlar e, her zaman baktığımız altına bakalım. Altın, ons ve ons gümüş tarafına bakalım. Burada da geçtiğimiz hafta e, 1900 bölgesindeki destek ciddi şekilde çalıştı arkadaşlar. E, şu bölgedeki desteğimiz çalıştı. Burası önemliydi. Geçtiğimiz haftalarda da çok dile getirdik. <laughs> Buradan şurada bir sarkma oldu 1900'lere kadar ama aynı anda burayı çok sert bir şekilde aldılar ve üst banda 1930'larla 30'lu bölgeye kadar aldılar ve kapanışımız 1923 oldu. Burada dediğim gibi şu an için 1930 bölgesi önemli. Şurada bir tobo yapma ihtimali olabilir. 1930'un kırılmasıyla birlikte bu sefer uzun zamandan beri baktığımız düşen trendimizin kırılmasına bakacağız. O da 1941'lere kadar düşmüş durumda. 1941 desteğinin kırılmasına yani direncinin kırılmasıyla birlikte de artık 1985'teki çok önemli olan, çok büyük direnç noktasına gelen bölgeye e, hareket başlayacaktır. E, şu an için yine e, ONS tarafında güçlü bir görüntü hakim olmaya başladı. E, ama dediğim gibi e, stoplarınızı uyuduktan sonra işte 1900 altında 1900 altında 1886 buralara hatta 1886 demeyelim bu grafiğin de devamı bana göre şudur 1876 yani 1900'ün altında kaldığı zaman 1876'da kadar bir satış gelme ihtimali yüksek gözüküyor zaten şöyle bir daha önce de bahsetmiştik burada bir kama formasyonu oluşturmaya çalışıyor şöyle günlük grafikte daha net gözükecektir Hemen şöyle yakınlaştıralım. Şu maviyi de silelim. Evet şöyle bir e, büyükçe bir kama formasyonu oluşturuyor. Bu yukarı kırılırsa da kırıldığı noktadan itibaren sert bir şekilde yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Peki e, gümüş tarafındaki durum nedir? Gümüşte geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz bölge şuydu arkadaşlar. Yani 22 30 22 22 bölgesi 22 20 bölgesi çok önemliydi. Buranın kırılmadığı sürece buradan tepme ihtimali yüksekti. Yine perşembe günü buradan bir tepki hareketi oldu yine. En düşük gördüğümüz seviye gördüğünüz gibi 22.302. Buradan bir tepki oldu ve 23'ün üzerine attık. Ama dediğim gibi bizim buradan kırılmamız gereken nokta açıkçası şu an için daha kısa vadede 24.65 ve daha uzun vadede de şurada çok büyük bir işte her zaman bahsediyorum düşen trendimiz var. Bu da 26 seviyelerinde falan 25 işte 60'lara falan kadar da düşmüş durumda. Buralar önemli bölgeler. Yine gümüşün de altın gibi güçlendiği bir hafta oldu. Ama yani şuradaki 23-30'ları da kırarsa tekrar 24-60'lara kadar hareketin olma ihtimali yüksek görüyorum. Evet arkadaşlar bu haftalık videonun da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.